Serbest dalış dünya rekortmeni Şahika Ercümen'in rekor denemesi başarısız oldu. Şahika Ercümen kendisine ait 91 metrelik dünya rekorunu 100 metreye çıkarmak için daldı. Ercümen, yüzeye birkaç metre kala fenalaşınca acil durum protokolü uygulanarak tekneye alındı. Jeneratör çalıştırın. Motor! Acil durum. Hadi. Acil durum, acil durum. Şahika Ercümen, sağlık kontrolü için götürüldüğü hastanede gazetecilerle buluştu. Şahika Ercümen, gayet sağlıklıyım, en kısa zamanda da ülkemize yeni rekorlar kazandırmaya devam edeceğim şeklinde konuştu. Antrenmanlarda çok rahat indiğimiz bir derinlikti. Normalde dünya rekoru 91 metreydi, yine bize ait ve biz de bu rekoru her sene bir sene, bir metre veya iki metre arttırma için antrenmanlarımızı yapıyorduk. Fakat bu sene Çanakkale Deniz Zaferi'nin 100. yılı olduğu için şehitlerimize de ithafen bu derecelere yakınken neden 100 metre olmasın dedik ve antrenmanlarımızı buna göre programladık. Antrenman sürecinde bu metrenin üzerine birçok dalış yaptım. Bu metrelerde artık bizim performansımızın çok altında kaldığı için 100 metre olarak koyduk hedefimizi. Fakat bugün çok büyük bir talihsizlik oldu. Hiç hesabımızda olmayan, benim yıllardır yani dalış hayatımda derinlik branşlarında ilk kez başıma böyle bir baygınlık geliyor ve dalış sürem de normalde olması gerekenin 20 saniye üzerinde. Yani orada 100 metre derinliğe indik aşağıya. Her şey normaldi inişimde. Hatta çok rahat bir dalış yaptım. Çok daha derine inebilecek kadar kendimi rahat hissettim dipte. Fakat çıkarken son 15 metrede bir bilinç kaybı yaşadım. Bunun da en büyük sebebi tabii heyecan vardı. İnkar edemem. Ama dalış sürem de 20 saniye kadar olması gerekenden uzundu. Bu da performansımı çok ciddi şekilde etkiledi. Çıkınca bir baygınlık yaşadım. Yani rekor geçersiz, 91 metrelik rekoru hala bizde. Şu an tabii çok üzgünüm böyle olduğu için. Ama destekleyen çok fazla insan var. Hepiniz yanımdasınız, görüyorum, biliyorum. Bu da benim en büyük tesellim şu anda. Bana inanan, destekleyen herkese çok teşekkür ediyorum. Tabii esas olan herkes merak ediyor. Sağlığın iyiydi mi şu an? Evet. Onunla ilgili çok fazla mesaj ve haber çıktı bugün. Sağlığım yerinde. Bu bizim yaptığımız sporda olası bir şey. Su ısı bayılması dediğimiz, yani oksijen çok uzun süre nefes tuttuğumuz için baygınlık yaşanabiliyor. Dediğim gibi ilk kez başıma geldi benim derin dalış hayatımda. Fakat sağlığım çok yerinde. Yani olabilecek bir şey. Lütfen o konuda endişelenmeyin. Ben gayet sağlıklıyım. Bundan sonra da en kısa zamanda ülkemize yeni rekorlar kazandırmaya devam edeceğim.